ABD'nin yıllarca eğittiği, teknolojik silahlarla donattığı, maaşa bağladığı PKK'lılar Irak'ın kuzeyindeki üst bölgemize sızma girişiminde bulundu. Kış mevsiminde mağaralara çekilen PKK'lılar harekat tarzını değiştirdi. Pençe Kilit bölgesinde çetin koşullarda, puslu bir havada üst bölgesine ABD'den verilen talimatlarla sızmak istedi. Çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 asker yaralandı, üst bölgesindeki kahraman Mehmetçik o esnada 15 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Devam eden operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23 oldu. Uzmanlar bu sayının kısa sürede artacağını belirtti. Canlarını bu vatan ve millet için siper eden 9 kahraman Mehmetçik için ilk tören Şırnak'ta yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk ordusunun komuta kademesi de törende yer aldı. 9 yiğit askerimiz Şırnak'tan silah arkadaşlarının omuzlarında memleketlerine uğurlandı. Piyade Sözleşmeler Kemal Batur'un haberi Niğde'deki baba ocağına ulaştı. Yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. Piyade uzman çavuş Serkan Sayın 5 kardeşti. Abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. Adıyaman'daki evine Türk bayrakları asıldı. Kahramanmaraş'ın 2 şehidi var. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in ailelerine haber yetkililer tarafından verildi. Çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen Aksaray'da oturuyordu. Üsteğmen Delen'in ailesi gururu ve matemi bir arada yaşadı. Piyade uzman çavuş Hakan Gün'ün Gaziantep'teki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Sözleşmeler Murat Atar Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Atar'ın 8 aylık eğitiminin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi. Eskişehir'in Alpu ilçesi Bozan Mahallesi nüfusuna kayıtlı istihkam sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin Hakkari'de görev yapıyordu. Bir yıl önce Hakkari'den Irak'ın kuzeyinde görevlendirilmişti. Piyade uzman çavuş Ahmet Köroğlu Giresun'da defnedilecek. Şehit Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olduğu öğrenildi. 11 Ocak'ta Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Samet Aslan Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi. İlçeye bağlı Çakırsu köyündeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı. Baba İbrahim Aslan, oğlunun parkasını giydi, seninle gurur duyuyorum dedi. Şehidin naaşı törenin ardından köy mezarlığında ebediyete uğurlandı. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.